Selamünaleyküm arkadaşlar, hayırlı günler. Burası Kütahya Hırçıllı Köyü. Burası yaklaşık 1000 başlık büyükbaş işletmesi. Keskin hayvan işletmeleri çiftliği. Buradaki abimiz nasip olursa buraya 2 adet çadır siparişi verdi bize. Nasip olursa 3 gün sonra Karabaş Alman koyunu diye bir ırk burada damızlık yetiştiriciliği yapacak. İlgi duyan arkadaşlar Kütahya'ya bağlı Hırçıllı köyüne gelip buradan Karabaş koyunu damızlık olarak alabilirler. Bu sahaya 2 adet çadır kuracağız. Çadırımız makaslı. Söyleyeceğim ya. Kar tutmaz. Yağmur geçirmez. Alev yürümez. Kesinlikle dış etkenden gelen soğuklara karşı %100 korunur. Özellik olarak şöyle anlatayım ben size. Burada keçelerimiz gözüküyor. Burada izocam yalı tınlarımız, şurada görmüş olduğunuz gibi. İskeletimizi biraz sonra kaldırdıktan sonra üzerine astar atıp onun üzerine bir yüzü alüminyum folyol olan bu malzemeyi, cam yünümü şöyle bunu kullanacağız. Onun üzerine de tekrarından keçe dediğimiz bu malzemeyi kullanacağız. Bu iki malzemeyi kullandığımız zaman %100 verim artar. Bu şekilde bir çadır inanın ki binadan daha sağlıklı, daha sıhhatli olur arkadaşlar. Çadırlarımızı kurduktan sonra sahada etrafına toprak yığımı işlemi var. Burada kepçe yapıyoruz. Zaten gayet kepçesi de bu abimizin. Traktörü de bu. Dört bir tarafına 60 santim olmak kaydıyla yüksek rüzgarlara dayanıklı kalması için toprağı mutlaka ve mutlaka yığmalıyız. Bu toprağı yığmazsak çadırdaki buranda yırtılmaya başlar bir müddet sonra. Ondan sonra da ta ki iskelet kalıncaya denk ne yalıtım kalır, ne astar kalır, ne dış branda kalır. Soru ve görüşleriniz için alt tarafta yorumlara yazabilirsiniz. YouTube'daki kanalıma abone olmayı unutmayın. Burası Kütahya'ya bağlı. Tekrar Kütahya 10 kilometre. Alman Karabaş koyunu için yaptığımız bir çadır çalışması. Hayırlı günler dilerim. Allah'a emanet olun.